Meclis Başkanı Cemil Çiçek, dört kadın vekilin başörtüleriyle genel kurul çalışmalarına katılmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Halkımız büyük bir demokratik olgunluğa erişti zaten. Dün mecliste ortaya konan tabloyu milletimiz çok önceden de ortaya koymuştu. Milletin büyük bir kısmında zaten problem yoktu. Siyasette ve aydınlarda problem vardı. Milletimiz arasında böyle bir problem yoktu. Onun için dün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine yakışan, vakarına uygun, yakışan bir tablo ortaya koydu. Hatırlarsanız bir kısım olaylar sebebiyle Türkiye'de taşkınlıklar, cebir ve şiddet yöntemlerine başvurulduğunda ben söylediğim bir şey var. Türkiye'de bir başörtüsü sorunu vardı 25 yılı aşan bir süredir. Hak talep ettiler ama hiçbirisi cebir ve şiddete başvurmadı dedi. Protestolar yaptılar, imza kampanyaları yaptılar, mitingler yaptılar ama hiçbirisi kamu aracını yakmadı. Hiçbirisi devlet binasını tahrip etmedi. Hiçbirilerinin eylemlerinden dolayı başkalarının ticareti engellenmedi. Parklar, bahçeler, lambalar kırılıp dökülmedi. Demek ki kırıp dökmeden de hak talep edip hakkı elde etme imkanı da var. Bu açıdan baktığımızda da dünkü olay hepimize birçok şey öğretiyor. Çiçek, CHP'li vekil Şafak Pavey'in durumuyla ilgili soruya da cevap verdi. Benim yönümden bir problem yok. Sayın Pavey ne zaman isterse pantolonlu olarak gelebilir. Ama bir iş yüzük deniyorsa bunun ilgili de zaten epey mesafe kat edilmiş komisyonda. Anayasa Komisyonu gerekiyorsa grup başkan vekillerimiz hemen konuşurlar. Önümüzdeki hafta bunu da çıkarabiliriz. Yani iş bu kadar kolay.